Merhabalar, sizlere seslendiğim nokta İstanbul Boğazı'nın en güzel yerlerinden biri Anadolu Kavağı. Anadolu Kavağı çok şirin bir semt ve bir balıkçı kasabası olarak bilinmekte. Zamanında Doğu Roma İmparatorluğu tarafından kurulduğu belirtilen bu kasabada büyük bir kale var. Adı Yoros Kalesi. Doğu Roma İmparatorluğu, Cenevizler ve Osmanlılar arasında gidip gelen kale en son Osmanlı Devleti'ne bağlanıyor. 1391 yılında Yıldırım Bayezid buraları fethedince içinde hatta bir şehitlik olduğu da söylenmekte. Sonrasında içine küçük bir de mescit yaptırıyor, cami yaptırıyor. Orası ve tam arkamda gördüğünüz yer ise Rumeli Kavağı denilen yer. Orada da bir kale bulunmakta. Bunlar gümrük kontrol noktaları gibi iki tarafı da hem askeri alanda kontrol etme amaçlı hem de başka şekilde gümrük kontrolü gibi çalışmakta. Anadolu Kavağı'nın aynı zamanda 1593 yılına kayıtlı çok tarihi bir camii var. Midilli Camii. Bir de 19. yüzyıldan kalma Cevriye Hatun Çeşmesi de burada önemli değerlerden. Anadolu Kavağı'na insanlar genellikle taze balık yemeye geliyorlar. Buranın balıkları çok meşhur ve taptaze denizden çıkar çıkmaz geliyor. 3. köprüye de çok yakın bir noktada olan Anadolu Kavağı'ndan biraz daha ileriye doğru gittiğimizde en son noktalardan olan Anadolu Feneri ve Poyrazköy'e doğru da ilerleniyor. Arkamda gördüğünüz Rumeli Kavağı'nın bulunduğu yerde de bir adet dediğim gibi kale var. Onun da adı Rumeli Kalesi olarak karşımıza çıkmakta. Hepinizi bu şirin Anadolu kasabasına bekliyoruz.